Selamünaleyküm değerli dostlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün arkadaşımla iş yerine geldik. Yarın hazırlıklar yapacağız arkadaşlar. Yaptıklarımızı dinlenme dolabına doldurup yarın sabah erkenden gelen arkadaşlarımız pişirecek. Servise hazırlayacağız. İki arkadaş geldik. Bugün öbür arkadaşımız yok. O da hala izinli. Herkese iyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Geçmiş bayramımız hepinizin cümleten mübarek olsun arkadaşlar. Arkadaşımız da bayramımızı kutladı bu arada. Sağ olsun, Allah razı olsun. Biz bugün şimdi arkadaşlar size bir de gösterdim. Açma hamurunu göstereceğim. Malzemelerini sayıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu bizim açmanın ölçü tabağı. Şöyle bir tabak su. Buna bir ölçü diyor arkadaşlar. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir de şöyle yine yarım dolduracağım. 1,5 su bardağı sıvı yağ. 5 kaşık 7 kaşık şeker. 5 kaşık tatlı kaşığı da tuz arkadaşlar. Şöyle pakmayamız var. 160 gram da pakmaya katıyorum içine. Yoğurmasını hamur makinesine yoğuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuzu yoğurmaya başladık. Hamurumuz az olduğu için makine çabuk toparladı. Hamur makinesini yoğurduğu şeylerimiz açmalarımız daha güzel oluyor arkadaşlar. Daha güzel oluyor bu çekilecekte. Açmamışım. Onu bekleyin biraz. Hepsi 130 olacak. Arkadaşlar güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hamurlarımızın hakkında güzel yorumlar alıyorum arkadaşlarımdan. Hepinizden Allah razı olsun. Ne yaptın? Nasıl geçti bayramın? Neler yaptın? Bir yere çıkamadın. Hiçbir yere çıkamadım Fikriyeciğim. Sadece evde işte kızım, sizin geliniz benim evdeydi. Arkuya gitti annesi bile. Şimdi ben de onlarla meselene uğraştık. Ev işi. Yedik içtik işte, iyi dinledik ama. Ben de güzel dinledim ama ben çok sıkıldım.
Sen tek kaldın değil mi? Akşama kadar oyun oynadık çocuklarla. Aynen öyle oluyor zaten. Abi ne yaptı? Abi de evdeydi. O da bizle oyun oynadı. Bu da gidemedi bir yere. Bu bayram, bayram oldu bile de belli değildi de. İşte yapacak bir şey yok. İnayet ne yaptı? Bekledi mi bizi acaba? Dün bir şey yaptı. Ekler yaptı, sıkıldı. Ne yaptı? Ekler. Ya. Evet, valla ekler yaptım çocuklar. Ne oldu mu? Çok güzel oldu. İyi valla. Tabii buranın malzemeleri gibi evde olmuyor ama. Evet. Yine de güzel oldu. Ben de yapmıştım. İlk şey YouTube açtığımda. Evet. Arkadaşlara göstermek amaçlı. Belki de güzel olmuştu. Çok güzel oldu. Kızım zaten o kadar güzel oldu ki. Kapağında iyi oldu. Bir de börek sardım çocuklara. O mis gibi. Bunu yesinler diye. Ben de çöreği şey yapmadım. Su veya sac üstü yap anne dedi. Haşhaşlı haşlı burma yapmadım da sac üstü yaptım. Sac üstü yaptım, o da çok güzel olmuş. Yumuşacık. Ben çöreği yapıp dolaba koymuştum, onu çıkarttım. He, sen önce yaptın evet, adama dedi. Önce yaptım, hani işlerim yoğun oluyor ya. Hı hı, aynen. Erken ben yaptım, dolaba koydum. Su böreği yaptım, dolaba koydum. Onları çıkarttık. Ama gerçekten çok sıkıcı bir bayramdı. Evet. Ne yaptınız? Komşularla şey yaptınız mı? Komşularla mı? Aşağıda semaver yapacaktınız. Yapabildiniz mi? Evet. Yaptık ama komşular şey, eşi çiftçi olduğu için şey yapmış, çift belgesi mi oluyor, bir şey oluyor. Onlar koyuyor, onlar gidip geldiler. Onlar da sıkıntı olmadı. Onlar da sıkıntı yok. Onlar bizim alttaki mühendis. Onlar da sıkıntı olmadı. O da köylere falan gidiyor ya. Evet. Onlar siz kaldınız sadece. Biz kaldık. Evet arkadaşlar, kalkma işlemimiz bitti. Şimdi ben bunları yuvarlayacağım. Evet arkadaşlar, yumaklarımı tuttum, yuvarladım. Şimdi şöyle üzerine küçük küçük paket yağımızdan koyuyoruz. Bunu bir 10 dakika dinlendirecek böyle arkadaşlar. Hamuru yoğuruluyor ama hemen tarttım, yumağımı tuttum. Mayası bu şekilde geliyor. Ondan sonra yapım aşamasına geçecek arkadaşlar. Arkadaşlar patronumuz da geldi. Bize izin vermişse galibim bu da geldi bugün. Misafirlerini dağıtmış. Merhabalar, iyi bayramlar. Arkadaşlar aşağımızdan hamuru kabardı. Şimdi böyle rulo şeklinde sarıyoruz. Leyla'cığım nasıl geçti bayramın? Gelen giden çok olur. Senin gelenin giden çok olur. Benim vardı. Aslında Leyla küçük ama neye gitmez? Herkes Leyla gelmez biliyorum. Şimdi Leyla küçük ama Serkin abinin şey olarak evet. Anne baba gibi görüyorlar. Sağ olsunlar. Geldiler. Bir saniye geliyor.
verdim bunu. Hadi ben sayayım. Yarına hazırlık yapacağım. Pilavla, pitliye ben. Sağ ol. Evet arkadaşlar, hamurumuz kavardı. Şöyle göstereyim, sarma işlemine başladık. Ama nasıl güzel oldu, şuna bak. Fiye. Leyla müşteri geldi, yarım kalmıştı sohbetimiz. Evet. Misafire çok mu diye sordun? Evet, misafire çok sağ olsunlar, geldiler. Değil mi? Sıkılmadık hiç. O abi de geldi mi, İstanbul abi? Geldi. O zaten sıkılmasın, o hanımın yanına gelmişse. Keşke biz de gitseydik oraya, sıkılmasaydık. Keşke siz de geçirseydim. Vallahi ne iyi. Dün bahçede de mangal yaptık. Ha. İnsan bir de delik elemanların da vardı. Bahçemiz müsait. Kendi bahçemizde. Sizin o taraf büyük değil mi bayağı Leyla? Evet. Hı-hı. Şey, ben buraya şey getirmiştim. Daha önce bahçe çok bayağı büyük. Arka taraf bayağı geniş. Ne güzel ya. Vallahi biz hiç çıkamadık. Bizim şey, yol ölü ya. Bahçede çıkamıyor. Herkes koruyor. Evet. Ön taraf var. İhtiyanlar var. Arka taraf. Hazırlık yapıyoruz da hani pişirdiğimiz bir şey yok yani. Ekmek şeyde var mı da? Sanayide. Abi sanayide ya, ne yapmışım sanayide? Ben nasıl bir sanayide şimdi? Zaten yasaklardan çileniz parası olmaz. Bir şey yaparsanız hamurumuz var mayalı. Sadece üstü gibi bir şey yaparız. Sadece üstü gibi boş. Boş. Hı? Yani mayalı hamur var. Haşhaşlı ya. Haşhaşlı ya da. Haşhaşlı da olabilir. Anladım. Eğer öyle bir şey isterseniz. Tamam. Gözleme de yapabiliriz. Gözleme. Nereye gözlemeli? Boş mu oluyor da? Peynirli. Sana hangisi? Yani şu anda peynirli yapalım. Anladım. Tamam. Şey yapalım o zaman ya. Dediğimizde ondan önceki. Saç üstü. Saç üstü yapalım. Ama çok yağlanmadan olmasın. Zaten yağlanacak her taraf. 4 tane. Ama onu bekleyeceksin. Yağlamamız gerekiyor. Öyle mi? Evet. Biz size boş böyle şey gibi pıtıl gibi yapsak olur mu boş? Olur olur. Ay, o şekilde yapalım. O ne kadar sürer? O daha kolay olur. Hemen açıp pişireceğiz. 12 saat tahminen. 15 dakika. 15 dakika. Bir sen yapıyor mu? Ben mi yapıyorum? Evet arkadaşlar. Siz onu yapın da şu köftecik varmış. Şöyle göstereyim, açmalarımızı yaptık. Yumurtasını sürüp dinleme dolabına koyup sabahtan pişireceğiz. Evet değerli dostlarım, açmalarımız pişti. Şöyle gösterelim. Anam çok güzel olmuş renkleri. Bak ikinci tepsi çıktı arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Tepsimiz de burada.
Dün yapmıştık arkadaşlar, bugün pişirdik. Bir tane zeytin, bu parça alabilir miyim? Tabii ki. Yeniden afiyet olsun. Kanala abone olmayı unutmayın.